Bir tarafta annem, bir tarafta Yasin. Telefonlarımı da açmıyor. Gidersen biter dedi, başka da bir şey demedi. Sen ne istiyorsun peki? Yani diyelim ki seçildin. Gerçekten Türkiye'nin en güzel yüzü olmak istiyor musun sen? Bir yanım istiyor tabii, kim istemez ki? Ya annemin dediği gibiyse abla? Hı? Ya bu bir işaretse? Kız sen hala oturuyor musun? Ha? Ben daha ilk günden işe geç kalacağım. Senin makyajını mı yapacağım yoksa kendimi mi hazırlayacağım? Ya sen git hazırlan, kızın kendi eli kolu tutuyor, yapar o. Öyle mi diyorsun? İyi, madem öyle. Tamam. Bu pembe allık sürülecek. Şu sedefli far sürülecek, şu ruj olarak da bu sürülecek. Tamam. Anne, tamam. Hadi geç kaldın, git hadi git. Yapmış kadar oldun zaten ya. Kızım, sakın heyecanlanma, tamam mı annem? Ablan hep yanında olacak senin, hiç ayrılmayacak yanından. Oldu bu iş Ecem, oldu. Anne hadi geç kalıyorsun ama ya, hadi git sen. Tamam tamam, sen böyle paçoz paçoz mu gideceksin? Olmaz, olmaz efendim, böyle gidilmez. Hayır, üstüne başına bir şeyler giy. Gerçi senin öyle doğru dürüst bir elbisen de yoktur ki şimdi. Ece'nin elbiselerinden birini takıver üstüne. Bana bak, o adamla da hırlaşmaya falan kalkma bak. Dandun konuşma adama. Gözünü kardeşinin üzerinden ayırmıyorsun. Kardeşin sana emanet, göz kulak ol ona. Hadi benim güzel kızlarım. Hadi benim tontişlerim. Hadi, 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 çok geç kaldık, hadi, hadi. Abla ben ne yapacağım şimdi ya? Bu bana olur mu ya? Başka biri oldum. Ya oynama. Ne var yani saçlarını açsan? Şu kaşların bir kuaför yüzü görse ne var? Sen Sinan Egemen'in en Barbie bebeğinden daha bebeksin. Çok güzel oldun ya. Ece ya. Ece gerçekten bu ne? Kimse böyle düğüne gider gibi makyaj yapmıyor. Sil şunu. Fazla bu hadi. Ben dedim sana hiç makyaj yapmasak da olurdu yani abla. Sen de hem kendin istiyorsun hem beğenmiyorsun. Ne alakası var? Ben senin görümce makyajı yapacağını nereden bilebilirim? Hadi silecek zaman yok zaten, geç kalacaksın. Dur. Bak dur. Şu altlardaki siyahlar var ya, onları silerim. Bak şunlar. Abla geç kalacaksın. Hadi. İyi tamam. Tut beni. Ay, bunlar da çok yakıştı. Bana bak. Anneme seçilemedi diyoruz, bitiyor olay, tamam mı? Hiç yaktırmıyorsun. Olur da benden önce gelirse hiç panik yapma ablacığım. Otur beni bekle. Tamam tamam. Hadi. Abla. Sağ ol. Sen sağ ol.
akşamlar. İyi akşamlar. Sinan Egemen'le bir görüşmem vardı da. Ece Hanım. Evet, Ece Hanım benim. Buyurun. Bu ne? Oda numarası 901 numara. 9. katta. Anlamadım. Sinan Bey görüşmenizin odada olacağını bildirdi. Siz buyurun geçin. Kendisi de birazdan odada olacaktır. Çekim odada mı olacakmış? Siz çekim için mi gelmiştiniz? O halde öyledir tabii. Tabii canım. Tek kişi için koca konferans salonunu açmayacaklar herhalde, değil mi? Kolay gelsin. Kimse var mı? Anne kız kurmuşlar tezgah. Tak otel odası, tak bir gece. Yatağıma girecek, bir gecede seçilecek hatun. Görüyor musun çakalları? Ya ben bile böyle şebeke görmedim. Bu ana kızdan gerçekten korkulur. Ha anası mı maması mı o da belli değil. Ya kadın resmen kızı için çatır çatır pazarlık yaptı. Ama anladım ben bunları ya. Profesyonel bunlar. Ana kız profesyonel. Adımızı Çapkın diye bellemişler ya bir kere. Kolay avsandılar beni. Ne yapıyorum ben ya? Ne hale getirdim kendimi, şu halime bak. Ya tamam, Çapkınız da. Bizim de bir haysiyetimiz var herhalde, değil mi? Anasının pazarladığı kızla. Yok artık, tövbe ya.